Tamamı suyla dolu olan bir kabın ağırlığı A gramdır. Aynı kabın 3 bölü 4'ü suyla doluyken ağırlığı B gramdır. Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Şimdi burada A ve B'yi denklemlerde kullanarak çözebiliriz. Ama ben daha pratik bir yol söyleyeceğim. Şimdi önce şuna bakalım. Tamamı suyla doluyken A gram, 3 bölü 4'ü suyla doluyken B gram. Yani A B'den büyük olacak. Ama sayı vermeyeceğim. Sayı vererek de çözülebilir. Daha farklı bir yol söyleyeceğim. Şimdi şu bizim kabımız olsun. Tabii daha düz. 1, 2, 3 ve 4 parça olsun. Şöyle. İkinci durumda 1, 2, 3. Mavi kısım su olsun. Dolu olduğunu göstersin. Sınavda tabi bunları bu kadar çizmeye, ayrıntılı çizmeye gerek yok. Anlaşılsa yeter. Şimdi ilk durumda kabın ağırlığı A grammış. İkinci durumda 3 bölü 4'ü suyla dolu. B gram. Yani şu üst taraf boş. Şimdi peki ben bundan bunu çıkarsam neyi elde ederim? İkisinde de kap var. Dolayısıyla kabın ağırlığı var. Su burada 4 parçada da dolu. Burada 3 parçada dolu. A'dan B'yi çıkarırsam suyun şuradaki ağırlığını bulurum. A eksi B bana kırmızı bölgeyi verdi. Boş kısım diyelim ona. Boş kısım. Peki ben suyun tüm ağırlığını bulmak için ne yaparım? Şu kırmızıdan 4 tane lazım. 1, 2, 3, 4. Buradaki suyun ağırlığı neyse onu 4 ile çarparsam tüm suyun ağırlığını bulurum. Yani şunu 4 ile çarparsam 4 A eksi 4 B de bana suyun ağırlığını verdi. Ben zaten suyla dolu olan kabın ağırlığını biliyordum. Bu A'ydı. Şunun tamamı suyun üstüne kabı koyunca A oluyordu. Su tek başına 4A-4B'ymiş. Öyleyse bu sefer de A'dan bunu çıkarırsam, 4A-4B'yi çıkarırsam, yani suyu kap artı sudan suyu çıkarıyorum. Ben kabı bulacağım bu sefer. A eksi, eksiyi dağıtalım. A eksi 4A, eksi eksiden artı 4B oldu. Eşittir bana kabı verecek. Düzenlersek, başında artı olanı başa geçirelim. 4B, eksi A eksi 4A, 3A, eksi 3A eşittir. Kap sonucunu bana verdi. Cevabım A seçeneği. Ne yaptım? Şekil çizerek bundan bunu çıkarttığımda bu bölgenin elime geleceğini gördüm. Kırmızı bölgeyi yani boş bölgeyi 4 ile çarparsam suyun tüm ağırlığını bulabileceğimi gördüm. Daha sonra da kap artı sudan suyu çıkararak kabın kendi ağırlığını buldum. Cevap A seçeneği.